Evet şimdi durağımız Hatay olacak sevgili izleyenler. Dün akşam saatlerinde Hatay İskenderun Payas'ta polis ekiplerinin takibe aldığı araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Araçtaki bir terörist kendini patlattı. Diğer terörist kaçtı ama kaçtığı meslek lisesinde etkisiz hale getirildi. Patlamada biri polis, ikisi sivil, üç kişi yaralandı. Teröristlerin 28 Eylül'den beri takipte olduğu belirtiliyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaptı. Teröristlerin hava aracı Paramator'la Suriye'nin Münbit şehrinden Amanoslara sızdığı ifade edildi. Önce çatışma sesleri ardından bir apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri Payas'ta uygulama noktasına saldırı girişiminde bulunan teröristlerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan iki teröristle polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında patlama meydana gelirken olayda İskenderun ilçe emniyet müdür yardımcısı ve iki kişi yaralandı. <laughs> Sıcak çatışmada bir terörist kendini patlattı. Bir terörist de olay yerinden kaçtı. İskenderun ilçesindeki bir meslek lisesinde sıkıştırılan terörist, emniyet ekipleri tarafından kısa süre sonra etkisiz hale getirildi. İkinci teröristin de yakalanmasının ardından ilçede büyük sevinç yaşandı. Terör lanet eden sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patlamayla ilgili açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Emniyet güçlerini tebrik eden Erdoğan, Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. Soylu, aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde, hikayesini anlatacağız dedi. Hatay valisi Rahmi Doğansa saldırının detaylarını anlattı. Teröristlerin hava aracı paramotorla Suriye'nin Münbi şehrinden Amanos'lara sızdığını ifade etti. 28 Eylül'den itibaren teröristleri takip ettiklerini anlattı. Amanos'larda PKK imha edilmiştir dedi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Ali Öztunç'la birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztürak ve CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ilişkin geçmiş olsun mesajı paylaştı. Terör lanetlendi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da terör saldırısına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Patlama sonrasında can kaybı olmadığını belirtti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Savaş, teröristler asla hedeflerine ulaşamayacaktır diye yazdı. Öte yandan Fransa Büyükelçiliği'nin de Hatay İskenderun'daki patlamadan hemen önce Türkiye'den geçerken veya seyahat ederken çok dikkatli olun uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. ABD Büyükelçiliği de 3 gün önce kendi internet sitesi üzerinden uyarıda bulunmuş, Türkiye'deki ABD vatandaşlarının yabancıların uğrak yerlerinden kaçınmaları ve tetikte olmalarını istemişti. <laughs>